Merhaba arkadaşlar, ben Gamze Büyüktuna. Coşkun Hoca'nın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir hikaye soruyla karşınızdayım. Sizlere Jersey City, Manhattan manzarasından sesleniyorum. Hikayeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Şimdi hikayemize geçelim. Yıl 1994. Kerem, sosyoekonomik düzeyi ortanın üstünde olan bir ailenin 13 yaşındaki oğludur. Kerem arkadaşlar arasında popüler olan, hareketli ama dünyada ve ülkede olup bitenlere karşı duyarlılığı kısıtlı bir çocuktur. Hiç gazete okumaz. Gazete okumaktan çok sıkıldığını söyler. Babası oğluna gazete okuma alışkanlığı kazandırmak istemektedir. Bunu nasıl yapacağını düşünürken Kerem'in bir hafta sonraki büyük bir konsere gitmek istediğini öğrenir. Kerem'in en çok hayran olduğu efsane müzisyen Kurt Cobain ve grubu Nirvana Türkiye'de konser vermeye gelecekler. Bu Kerem için muhteşem bir durumdur. Bunu bilen babası oğluyla anlaşma yapmak ister. Anlaşmaya göre Kerem her gün bir önceki gün okuduğundan bir sayfa fazla okuyarak 42 sayfalık gazeteyi 7 günde bitirecektir. Kerem en başta isteksiz görünse de Kurt Cobain'i izleme fırsatını kaçırmak istemez ve anlaşmayı kabul eder. Ancak Kerem için bir sorun vardır. Her gün bir sayfa fazla okuyarak 42 sayfalık gazeteyi 7 günde bitirebilmek için ilk gün kaç sayfa okumalıdır? En başta aklına bir çözüm gelmeyen Kerem bir müddet düşündükten sonra nasıl yapacağını bulur. En başta ilk okuyacağı günkü sayfa sayısına en harfi verir. O takdirde ikinci gün n artı 1, üçüncü gün n artı 2, yedinci gün n artı 6 olur. Sonra bütün günleri toplayıp 42'ye eşitler. O zaman 7n artı 21 eşittir 42 ise 7n eşittir 21. O halde n eşittir 3 çıkar. Yani ilk gün 3 sayfa ile başlamalıdır. Kerem okumaya başladığı ilk zamanlarda çok sıkılır. Anlaşmadan vazgeçmeyi düşünür. Ancak Kurt Cobain'i izleyeceğini düşünür ve anlaşmaya uymaya devam eder. Üçüncü günden sonra yavaş yavaş sevmeye başlar. Gittikçe daha dikkatli ve özümseyerek okur. Hatta zaman zaman haberler üzerinde analiz yapmayı bile çalışır. Artık son gün gelmiştir. Görevini tamamlayıp konsere gitmeyi hak edecektir. Son sayfaya geçtiğinde artık onun için Kurt Cobain bir gazete sayfası uzaklığındadır. Son sayfanın alt köşesinde fotoğrafını görür ve heyecanla okumaya başlar. Kurt Cobain 1994 yılında evinde daha 28 yaşındayken hayata veda etmiştir. Okuduğu bu son haber Kerem'i yıkar. Ancak bir gazete sayfası okunup bitirilmeyecek kadar uzundur. O sayfa hiç bitmeyecektir. Kerem de yıllarca gazete sayfasını bile çevirmez. Çünkü gazete çocukluk kahramanlığını elinden almıştır. Hikayeyi yazan siz olsaydınız, okuyuculardan matematiğin hangi kavramlarına ulaşmasını isterdiniz?